rengi, buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Helal vatandaşım parası, taksimin rengi buğday sarısı, taksici de aile babası, bazısı çeker gönül yarası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Gel vatandaş, gel. Yağda yumurtaya gel. Mahrum kalma bu lezzetten. Ah, kahvaltı yapmamıştım. Bu çok iyi oldu Abuzer. Ramazan abi, Kazım abi, buyurun. Sağ olun çocuklar, ben kahvaltı yaptım. Aslında ben de kahvaltı yaptım ama birazcık tadına bakayım şunu ya. Köy yumurtası mı bu? Çim sarılı yumurta. Abuzer, birazdan hiçbir şey kalmayacak bize. Saldır! Saldırın, saldırın, saldırın. Bu yumurta için saldırın. Herkese merhaba. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba yenge. Günaydın. 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 İşe gidiyordum, bir de size uğrayayım dedim. Sağ ol kızım. Buyur otur yavrucuğum, buyurun. Nasılsınız bakalım? İyiyim Ramazan abi, çok iyiyim, sağ ol. Arkadaşlar, Nuray sizin için peynirli börek yaptı. Deme! Peynirli börek. Saldırın, saldırın, saldırın. Peynirli böreğe saldırın. Peynirli börek, in yumurta. Out. Bayılırım peynirli böreğe. Aç. Aç. Ola. Saldırın, saldırın, saldırın. Ayıp, ayıp. Koca adamlarsınız. Böyle taraftarlık mı olur? Böreği gördünüz, unuttunuz yumurtayı. Aman, nefis olmuş, nefis. Afiyet olsun. Yenge, bir çay içen değil mi? Yapayım. İçerim valla. Hemen, hemen geleyim. Ömer der ki, yenge vazgeçti Almanya'dan. Burada kaldı, Celal'in ağzı kulaklarına vardı. Bağırmaz, kaç ay ayrı kalacaklardı. Doğru diyorsun abi, doğru diyorsun da yani ben birazcık üzülmüyor değilim. Mavişimin istikbaline mani oldum. Yenge, buyursunlar çayınız. Sağ ol. Ben dedim ki ağam, kurs yani bu, okul değil, bir şey değil. Burada da halleder, rahat olun yani. Abuzer doğru söylüyor. Burada da bir sürü dil kursu var. Buradakilerden birine giderim artık. Hem hep sen mi fedakarlık yapacaksın? Azıcık da ben yapayım. Canımsın sen, canım, canım. Güzel, güzel. Siz fedakarlık yapmaya devam edin. Biz de börekleri götürmeye devam edelim. Ayıp, ayıp. Bu kadar yumurta ziyan oldu. Bu da yumurtayı taktı. Taktı, taktı. Hemen, hemen. Takaları geliyor allı yeşilli, takaları geliyor güvenleri nazlı, takaları geliyor en nazlı yelken. Çiğdem, dinle beni. Hiçbir yere gidemezsin, konuşmamız lazım. Bırak beni, konuşacak hiçbir şey yok. Çiğdem, dinle beni. Konuşmamız lazım diyorum. Bırak diyorum sana, bırak beni. Konuşacak hiçbir şey yok. Hiçbir yere gidemezsin. Bırak, bırak, bırak beni. Ne oluyor ya, ne oluyor? Ya çekil be kardeşim. Yürü, yürüsene. Ya bırak kardeşim, görmüyor musun? Çekil be! Yürü! Sen misin? Yürü be! Sen, bırak beni. Bırak beni. Biri, 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 çabuk. Beni büyük bir beladan kurtardınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Rica ederim, önemli değil de. O kimdi? Kocamdı. Ne? Kocanız mı? Kenan, sen kahvaltıya başladın. Hı, başladım. İyi ama sana börek yapmıştım. Öyle mi? Hadi uzat tabağını. Zaten ben kahvaltı ediyordum. Merak etme, tarifini Nafiye'den aldım. Çok güzel oldu. Senin onun böreklerine bayıldığını biliyorum. Yok canım, biraz da kız böyle moral bulsun diye beğendim diyorum. Yoksa beğendimden falan değil sence. Kabul ediyorum, benden daha güzel börek yapıyor. Sen de itiraf edebilirsin artık. Tamam o zaman Selcan, bunu sen istedin. Gerçekten Nafiye'nin yaptığı börekler gibi güzel börek yemedim. Yine de o kadar abartma istersen Kenan. Hadi uzat tabağını. İyi hadi peki. Evet. Dur bakayım, nasıl olmuş, nasıl olmuş, nasıl olmuş. Selcan. Gerçekten bu sefer harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Kenan. Hadi lan. Unutmadan. Yarın apartman toplantısı var. Biliyorsun ben öyle toplantıları pek sevmiyorum. Benim yerime sen gider misin? Defterime bir bakayım. Davam yoksa tabii ki giderim. Tamam.
Ya vallahi ne güzel olmuş bu ya. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Evet. Bakalım. Olamaz. Ne oldu? Yarın bizim boşanma davamız var Kenan. Evet. Doğru, ben onu unutmuştum. O zaman yarın ikimiz de gidemiyoruz değil mi? Gidemeyiz. Merak etmeyin, bizi takip etmiyor. Ne yapayım, elimde değil. O kadar çok korkuyorum ki. Su ister misiniz? Alayım. Teşekkür ederim. Artık onunla yaşamaya dayanamıyorum. Şey, biliyorum bunu sormak bana düşmez ama... Peki neden ayrılmıyorsunuz? Ayrılmak istiyorum. Boşanma davası bile açtım. Ama beni bırakmıyor. İyi de canım, bir şeyler bittiyse bitmiştir. Onu kabul etmesi gerekir, öyle değil mi? Öyle ama takmış kafasına. Ölene kadar onun karısı olarak kalacakmışım. Of, hay Allah, ne zor bir durum. Zaten evlendiğimizden beri bana hiç değer vermedi. Onunla geçen güzel bir gün bile hatırlamıyorum. Buna gerçekten çok üzüldüm. Hayatımdan bezdirdi beni. Ondan kurtulmak için intihar etmeyi bile düşündüm. Lütfen bunu yapmayın, sakin olun. Yani inanın kimse için değmez. Siz beni kurtarmasaydınız kim bilir bana daha neler yapardı. Size tekrar teşekkür ederim. Rica ederim canım. Kim olsa aynı şey yapardı. Kocamla başa çıkmak kolay değil. Gözü döndü mü kimse onu zapt edemez. Ama siz hiç zorlanmadınız. Yok canım, abartıyorsunuz. Sadece kadınların zarar görmesi pek hoşuma gitmiyor. Çok şanslıyım. İyi ki size rastladım. İneceğim yere geldik. Müsait bir yerde inebilir miyim? Evet. Eğer taksiye ihtiyacınız olursa arayabilirsiniz. Ah, teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Hoşça kalın. İyi günler. Abuzeroğlu, hadi bir kahve yap da içelim. Tamam, hemen gelin. Ağlar masadan sipariş. Ben de isterim Abuzer. Etti iki. Ben de istiyorum Abuzer. Etti üç. Kenan ağam, kahve istedin mi? Oo. Kenan ağam, ne? Kahve istedin mi diyeyim? Yok abi, güzel, sağ ol, istemem. Öyle mi? Kanki. Kanki. Ha, efendim Ömer. Geldiğimizden beri ağzını bıçak açmıyor. Neyin var senin? Yok, bir şey yok. Hadi hadi, var bir şeyler. Bilirim ben senin sirke satan suratını. Kesin bir şey var. Kenan, derdini söylemeyen derman bulamaz kardeşim. Doğru, doğru abi. Arkadaşlar, yarın mahkememiz var. Ha, senin derdin şimdi anlaşıldı. Oğlum, yapmayın. Aklı başında insanlarsınız. Vazgeçin bu davadan. Öyle tabii kanki. Bak, hakim bile boşamadı sizi. Anladı birbirinizi sevdiğinizi. Kenan iyi düşün, son pişmanlık fayda etmez. Arkadaşlar lütfen üstüme gelmeyin. Benim elimden bir şey gelmiyor. Bana kalsa ben vazgeçebilirim. Ama Selcan boşanmakta kararlı. İyi de Kenancığım, oturun bir konuşun. Belki vazgeçer. Vazgeçmez Ramazan abi, biliyorum vazgeçmez. Ben Selcan'ı tanıyorum. O bir şeye karar verdi mi yapar. Hem sabah mahkemeden bahsettik. Yani boşanma konusunda hiçbir şey söylemedi. Arkadaşlar bana bakmayın öyle. Yengeler, bir çay daha içer misiniz acaba? Sağ ol İbo, ben almayayım. Siz? Ben de almayayım canım, sağ ol. Afiyet olsun o zaman. Selcan, seni böyle gördükçe içim parçalanıyor vallahi. Yapmayın be güzelim. Gelin şu inadınızdan vazgeçin. İyi de ben ona ılımlı davranıyorum ama o hala dik başlılık ediyor. Ayrılmak istemeseydi çoktan bir adım atardı. Hem sabah da hiçbir şey söylemedi. Demek ki hala boşanmakta kararlı. Vallahi size inanamıyorum Selcan. Güzelim, yuvanızı paramparça edeceksiniz. Elimden bir şey gelmez Ayşe abla. Kısmet böyleymiş demek. Neyse. Benim adliyeye gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle bir tane. Güle güle canım, güle güle. Selcan, bana bak, canını çok sıkma ha. Bak daha zamanınız var. Zararın neresinden dönersiniz o kârdır demişler. Tamam Ayşe abla. Aman be Perihan Hanımcığım, vallahi inat gördüm ama hiç bunlarınki kadar keçi inadı görmedim. Aslında bunlar birbirini çok seviyorlar ama biraz fazla gururlu davranıyorlar. Sevgide gurur olur muymuş canım? Madem bu kadar seviyorsun, gururunu da bir kenara bırakacaksın. Ne yapalım Ayşem? Yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmez. Gelir Perihan Hanımcığım, gelir.
yani gelmeli. Ay ne yapıp edip bunların boşanmalarına engel olmalıyız. Merhaba. Merhaba oğlum. Abuzer, benim yukarıda bir montum vardı. Vardı, vardı da aham ne oldu? Sen savaştan mı çıktın? Ne oldu oğlum? Müşteriyle kavga mı ettin? Yok abicim, sadece müşterimi rahatsız eden birisiyle biraz itişip kakıştık maalesef. Adam kendi sorunu kendi niye halletmiyor? Çünkü adam kadındı abi. He? Ha, güzel miydi bari Erdal? Rica ederim Ömer, ne alakası var? Birinin yardıma ihtiyacı vardı, ben de yardım ettim. Bu kadar basit. Hayır yani, o anlamda demiyorum. Yani kendisi hakkında bu kadar kahramanlık gösterdiğin bir müşteri güzel olmalı bir. Sen de ondan hoşlanmış olmalısın ki birden. Ömer, saçmalıyorsun abi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bir dakika ağlar, bir dakika. Ben şunu anlamadım. Birincisi bu kadın mı, adam mı? İkincisi kadınsa güzel kadın. Yok abi, yok. Sizinle uğraşılmaz. Aman bu kadın adam nasıl oluyor? Ya, bir sus. Adam sinirli, bir sus. Alo çiçek taksim. Ah sultanım, sen misin? Merhaba Ramazancığım. Canım, yarın Kenan'la Selcan'ın boşanma davası varmış. Biliyorum sultanım. Kenan çok kötü. Selcan biraz evvel buradaydı. Bu çocukların durumu hiç iyi değil Ramazancığım. Bunlar için bir şey yapmamız lazım bir tane. Elimizden geleni yaptık, daha ne yapacağız? Biz Ayşe ile yeniden onları bir araya getirmek için bir plan yaptık. Siz de bize yardım edeceksiniz canım. Neymiş bu plan? Anlatayım canım. Umarım bundan sonra emniyet kemeri konusunda daha dikkatli olursunuz beyefendi. Buyurun. Bitti bir sürü para memur bey. Bundan sonra daha dikkatli olacağıma emin olabilirsiniz. Beyefendi, bunu bir sürü paranın gitmemesi için değil, can güvenliğiniz için yapmalısınız. Daha dikkatli olacağım. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Hayret bir şey ya. Candan önce para düşünülüyor. Abişim ben geldim. Hay Allah'ım yarabbim. Kocama bak kocama. Çocuklar gibi nasıl da bağıra bağıra gidiyor. Kocan geldi kocan. Merhaba Sebahat abicim. Merhaba. Aşkım. Merhaba canım. Hoş canım. Geldin. Hadi gözün buldum. Aydın Celal. Mavişin dizinin dibinden ayrılmış. Ay Allah'a şükürler olsun abicim. Mavişim bil bakalım ne var bunun içinde. Ay bilmiyorum ki ne olabilir. Gideceğin dil kursunun ders programı Mavişim. Ne? Vallahi Mavişim benim içime hiç sinmedi. Seni dil kursuna yazdırdım. Sahi mi söylüyorsun Celal? Evet Mavişim, ben küçük bir araştırma yaptım. Dil eğitimi konusunda bu kursun üzerine yokmuş. Ayrıca hocaların çoğu da yabancıymış. Oo çok iyi. Yabancı hocayla daha iyi öğrenirsin Nuray. Canım çok teşekkür ederim. Ha bu arada ev meselesini ne yaptınız? Sonsuza kadar söylememeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Ay amirim ne olursunuz o meseleyi açmayın. Düşündükçe böyle mideme ağrılar giriyor. Bence bir an önce söyleyin. Bu akşam söyleyin ve kurtulun. Yoksa ikiniz de ünsel olacaksınız. Çok haklısın Sebahati abi. Bu akşam gidiyoruz ve korkmadan ev tuttuğumuzu söylüyoruz Maviş. Yani inşallah. Tamam çocuklar, dediğim gibi yapacağız ha. Tamam. Hiçbir şey belli etmiyor. Tamam sen hiç merak etme Ramço. Hiç merak etme. Gelin 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 gelin. Ha, hadi herkes seni hiç. Tamam. Evet. Borsa iyi. Merhaba borsa. Ramazan abi. Aa, merhaba Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenan abi. Buyurun. Kenan da geldiğine göre söyleyebilirim artık. Hayırdır inşallah abi, ne söyleyeceksin? Çocuklar, diyorum ki Perihan bu akşam bir arkadaşına gidiyor. Ben de evde yalnızım. Erkek erkeğe bir yere gidip eğlenelim. Ha ne dersiniz? Ya. Çok iyi olur Ramço, çok iyi olur. Ya. Hatta diyeyim ki ya şöyle oynamalı bir yere gidelim ki kurtlarımız dökülür. Ya. Hepimiz için de değişiklik olur. Evet. Sen de gelirsin değil mi kanki? Bilmem ki. Benim pek keyfim yok. Sizinkini de kaçırmayayım. Olmaz kanki, lütfen ısrar ediyoruz. Yok sanmıyorum. Kanki geleceksin. Peki, belki 5-10 dakikada ne olur? Aslan kanım benim. Alo çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Burada efendim. Peki bir dakika veriyorum. Erdal, telefon sana oğlum. Bana mı? Sağ ol Ramazan abicim. Alo, buyurun ben Erdal. Merhaba Çiğdem Hanım. Allah Allah, bu Çiğdem kim oluyor? Tamam, anladım Çiğdem Hanım, anladım. Bu akşam bir arkadaşımla buluşmam lazım. Dışarı çıkmaya korkuyorum. Beni götürebilir misiniz? Bu konuda sadece size güvenebilirim. Tamam, siz adresi verin. Ben sizi gelip alırım. Bir saniye. Evet. Tamam. Biliyorum ben orayı. Biliyorum. Oldu. İyi günler. İyi günler. Aman bu Çiğdem Hanım, uğruna montunuzu yırttığınız Çiğdem Hanım oğlu. Aman be kardeşim. Sen de bir şey taktın mı takıyorsun ha? Hayret bir şey. Ramazan abi. Evet. Abi. Benim ensem uzamış mı abi?
Biraz uzamış yavrucuğum. Kestirmek gerek değil mi abi? İyi olur yani. Yürü de satıraşını görelim derler. Hadi bakalım git yaptır. Şahanesin abi. Çok teşekkür ederim. Ne bileyim yavrucuğum. Tabii tabii git. Akşama yakışıklı olman lazım. Aman abicim ya. Dalga geçmeyin kardeşim ya. Dilekçeleri yazdın mı Nafiye? Hepsini yazdım. Dosyaya koydum Selcan Hanım. Tamam Nafiye. Çıkabilirsin artık. Yapmayacaksınız değil mi Selcan Hanım? Ayrılmayacaksınız. Nafiye bak. Biliyorum biliyorum. Benim üstüme vazife değil. Ama ayrılmanıza öyle üzülüyorum ki anlatamam. Ben de üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Boşanmamız ikimiz için de en iyisi olacak. Ama ben ikinizi ayrı düşünemiyorum. Bence bir kere daha düşünün. Yani hissedebiliyorum. Sonra çok pişman olacaksınız. Tamam Nafiye tamam. Hadi git artık. Anneannen seni merak etmesin. Peki Selcan Hanım. Ben gidiyorum o zaman. İyi akşamlar. Selcan Hanım. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kal. Hay Allah. Oo, saat kaç olmuş? Ben de çıksam iyi olur. Akşam geç geleceğimi Kenan'a haber vereyim de beni merak etme. Merhaba Kenan. Merhaba Selcan. Bu akşam kızlarla birlikte dışarı çıkacağız. Geç geleceğimi haber vereyim dedim. Ya öyle mi? Ben de dışarıda olacağım belki. Aa öyle mi? Güzel. Güzel. İyi eğlenceler. Sana da iyi eğlenceler. Sana da iyi eğlenceler. Şuna bak ya. Ben de merak edecek sanmıştım. Ama umurunda bile değil. Yarın boşanıyoruz. Kenan Bey'in umurunda bile değil. Eğlenmeye gidiyor. Bir şey ya. Hemen kendini dışarı atıyor. Mavi'ciğim bak anlamıyorsun hayatım, sen. Hayatım sen anlamıyorsun. Bu meseleyi gidip şimdi bitireceğiz tamam mı? Hadi. Tamam peki hadi. Mavi'ciğim bizim ev kaç odaydı? Ya Celal konuyu değiştirme ya. Değiştirmiyorum Mavi'ciğim. Bak şimdi korkmadan gideceğiz tamam mı? Baba biz ev tuttuk üstelik de Perihan Hanım'ın evi diyoruz. Benim evi diyorsun. Niye ben diyorum? Ben diyemem hayatım ben ne desem kızıyor sana kızmaz ki. Nerede kaldınız? Sofra sizi bekliyor. Bak duydun işte sofraya çağırırken bile damat diye bağırıyor. Tamam Celal tamam hadi çekil tamam. Tamam hadi gel. Nerede kaldınız Nuray? Biliyorsun baban sofrada bekletilmekten hoşlanmıyor. Anneciğim bırak şimdi onu bunu. Biz ev işini babama açmaya karar verdik. Ne? Sahi mi? Ay Allah yardımcınız olsun ne diyeyim. Amin anneciğim. Amin. Gelmeseydiniz bari. Bu çorbalar buz gibi oldu. Affedersin babacığım. Afiyet olsun babacığım. Sağ olun, size de. Ne oluyor? Ekmek isteyecektim, önümdeymiş. Ay çocuklar, kalbim dayanmayacak bu gerginliğe. Bir an önce söyleyin de bitsin bu azap. Neyi söyleyecekler? Yok babacığım, yok bir şey. Bravo Celal. Babacığım neyiniz var sizin, bir şey mi oldu? Oldu. Aslında güzel bir şey ama ister istemez canım sıkıldı işte. Ne oldu baba? Bir sokak ötede kiralık uygun bir ev buldum. Bundan uygunu da bulunamaz. Düşündüm ki evden ayrılmanızın tam zamanı. Gerçi üzüleceğim, çok üzüleceğim ama artık sizin de düzeninizi kurmanız lazım. Yani şimdi siz bize ev buldunuz, öyle mi babacığım? Çocuklar da sana aynı şeyi söyleyeceklerdi Cevat. Perihan Hanım'ın evini kiraladılar ama senden çekindikleri için bir türlü konuyu sana açamadılar. Demek benden habersiz hiç çeviriyordunuz ha? Evet. Hayır babacığım, vallahi hiç çevirmiyorduk. Olur mu hiç çevirir miyiz babacığım? Yani sizin de dediğiniz gibi ev çok uygundu babacığım. Tutmasaydı kaçıracaktık, bizi ani bir kararla tuttuk. Affedersin babacığım, seni kırmayı istemeyiz. Tamam. Söyleyeyim bakalım, ne zaman taşınıyorsunuz? Bir an önce gidin de biz de düzenimizi bulalım değil mi? Ay aslan babam benim be aslanım babam benim. Ya sizi bahsediniz başka galiba. Beni boğacaksınız evladım. Canım babam benim. Merhaba. Merhaba. Çok güzelsin. Yani sabah da güzeldin ama hani şimdi daha bir güzel olmuşsun. Yani ne diyorum ben? Yani kendini toparladığında çok sevindim. Sağ ol. Her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Tabii yani en güzeli de budur. Kalamış'a. Kalamış tamam.
Şey, müzik dinlemek ister misin? Aa, fena olmaz. Harika. Aa, Cem. Bayılırım. Çok sevindim. Sen hep beni şaşırtıyorsun. Ne bileyim, sabah yaptıkların, dinlediğin müzik. O kadar farklısın ki. Öyle mi? Sağ ol. Efendim Nurhan. Ah, ciddi misin? Anlıyorum. Tamam canım, tamam. Daha sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Kalamış'a gitmiyoruz. Nurhan'ın kocası hastalanmış, gelemiyormuş. Öyle mi? O zaman eve mi dönelim? Bilmem. Aslında gece bir dostla konuşmaya çok ihtiyacım var. Eve dönmek istemiyorum. Ha, anlıyorum. Peki gidebileceğim başka kimse yok mu? Yok. Bir tek Nurhan var. 2 yıldır ayrı yaşamamıza rağmen kocam hala her şeye karışıyor. Kimseyle görüşmeme izin vermiyor. Yapayalnız. Peki Çiğdem, bir şey soracağım. Kocan her şeyine karışırken ayrı yaşamama nasıl izin veriyor? Çünkü o metresiyle yaşıyor. Beni de bu eve kapattı. Peki bir şey diyeceğim. Seni bıraktıktan sonra ben yemek yemeye gidecektim. Eğer sen de açsan beraber yiyelim mi? Çok sevinirim. Böyle lüks bir yer değil ama mantısı muhteşemdir. Yani şirin bir kafe. Mantıya bayılırım. Harika. O zaman gidiyoruz. Tamam, o zaman gidelim. Yine beni kurtardın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Biz masa ayırtmıştık, arkadaşlarla buluşacaktık. İsminizi alayım. Kenan Atak. Masanız burası. Burası mı? Yalnız bu masa 2 kişilik. Biz daha kalabalık olacaktık. Bir yanlışlık var herhalde. Bir yanlışlık yok efendim. Masanız burası. Buyurun. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah Allah. Sağ olun. Aa, Kenan. Senin ne işi var burada? Aa, Selcan, ben bizimkilerle buluşacaktım ama senin ne işin var burada? Ben de bizim kızlarla buluşacaktım ama... Allah Allah, ben bu işten bir şey anlamadım vallahi. Ah, ben anladım galiba Kenan, bizi oyuna getirdiler. Tamam, ben de anladım. Ne yapacağız şimdi? Madem bu son gecemiz, en azından bu geceyi güzel geçirelim ha? Peki, dediğin gibi olsun. Buyurun hanımefendi, şöyle. Teşekkürler beyefendi. İyi akşamlar beyefendi. Rezervasyonunuz var mıydı? Neyim var mıydı? Rezervasyonunuz? Aa, hayır, rezervasyonum yok. Bir arkadaşa bakmaya gelmiştim. Birazdan gideceğim. Beyefendi, rezervasyonunuz yoksa içeri alamayız. Ya kardeşim, niye diretiyorsun ya? Yarım ekmek köfte getir öyleyse, hadi. Ah, ben Ajan Ömer. Kuşlar kafese girdi, cilveleşiyorlar, tamam. Aman aman, iyi iyi. Ne olmuş abi? Ne olmuş abi? Bizim inatçı keçiler birlikte yemek yiyorlarmış. Oh, çok şükür. İnşallah gerisi de gelir ha. Ne yapıyorlar oğlum? Keyifleri yerinde mi? Keyifleri gayet yerinde Ramço. Gelişmeleri dakika dakika size bildireceğim. İrtibatı kesmeyin ve telefonunuzu açık tutun. Çiçek Taksi Ömer Şen İstanbul, tamam. Haber verdiğin için çok teşekkür ederim canım Ramazancığım. Sağ ol canım. Ne oldu? Ayşeciğim, Kenan'la Selcan baş başa yemek yiyorlarmış. Keyifleri de çok yerindeyim. Ay, buna çok sevindim. Sonunda işe yaradı planımız. Evet, evet. Ay, çok. Çok. Ne şirin bir yer değil mi? Çok güzel. Herkese merhaba. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Biz mantı yemeye geldik. İyi yapmışsınız. Çok güzel bir kafeniz var. Erdal gelirken burayı nasıl kurduğunuzu anlattı. Çok hoşuma gitti. Başarılı kadınlar hep takdir etmişimdir. Ay, teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Ayşem'le. Ay, ayakta kaldınız. Hadi oturun. Ha. Bizim de bir işimiz vardı, onu halledelim. Tamam, buyurun. Tamam. Buyurun. İbrahim Bey, koş. Misafirlerimiz de iyiler. Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kız arkadaşım var ya. Ay, Hena. Güzel bir kız. Ne alırdınız? Biz mantı yemeye geldik. Evet. Tamam, hemen getiriyorum. İbrahim. Al kardeşim şunu. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim sana. Uzun zamandır hiçbir erkek bu kadar kibar davranmamıştı bana. Sabah nasıl davrandığını kendin gördün zaten. Anlamıyorum Çiğdem. Senin gibi hoş bir kadın öyle bir adamla ne işi olabilir? Seçme şansım olsa inan evlenmezdim. Nasıl yani? Kocam çok zengin diye 17 yaşında babam zorla evlendirdi beni. Evlendiğim günden bu yana cehennem azabı çekiyorum. Sevmediğin bir insanla evlenmek ne kadar zordur bilemezsin. Ondan nefret ediyorum. Sapık, ruh hastasının teki.
Bana neler yaptı anlatamam. Peki ailen sana niye yardımcı olmuyor? Babam boşanmamı istemiyor. Onun tek istediği para. Annemi de 3 yıl önce kaybettim. Kardeşim de yok. Yani sığınabileceğim kimsem yok. Çiğdem çok üzüldüm. Kusura bakma. Senin de canını sıktım. Ama daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Bunları biriyle paylaşmaya çok ihtiyacım vardı. Benimle paylaşabilirsin. Yani eğer istersen. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. İyi ki seninle karşılaştım Erdem. Pompalar. İyi bu kaşık abi hadi. Pardon abi unutmuşum. Hemen getiriyorum. Ne güzel dans ediyorlar değil mi Kenan? Birden bizim de ilk günlerimiz aklıma geldi. Hatırlıyor musun? Evden kaçıp dansa giderdik. Her seferinde babama yakalanacağız diye ödümüz patlardı. Ama yine de vazgeçmezdik. Aa, Kenan bizim şarkımız çalıyor. Evet, bizim şarkımız. Selcan, dans edelim mi? Edelim. Ramço, kardeşim bir dakika anlatacağım. Ramço, inanmayacaksın kim ama. Bir dakika, yani yemeğini ye sus. İnanmayacaksın ama dans ediyorlar. Bunlar yarın boşanmayacaklar. İnşallah oğlum. Sen de yakalanmadan gel. Bundan sonrası ikisine kalmış. Tamam Ramço, bu operasyon beni kesmedi ama geliyorum. İyi akşamlar, yesin seni tavşanlar. Kusura bak. Efendim, köfte ekmeğinizi alacağım. Ne köfte ekmeği ya? Ne köfte ekmeği? Bırak. Sırf babam istiyor diye sevmediğim biriyle evlenemezdim. Ben de babamın bütün servetini bırakıp mutluluğu ve özgürlüğü seçtim. İnanamıyorum. Sana hayran olmamak mümkün değil. Çok farklı bir insansın. Keşke ben de senin kadar güçlü olabilseydim. Babama karşı çıkabilseydim. Şimdi bu durumda olmazdım. Geldiklerinden beri kumru gibiler vallahi ya. İnşallah Erdal abinin yüzü bu sefer güler. Şişt, sussana canım. Zaten ne dediklerini zor duyuyorum. Ay yaklaşsak mı acaba? Bir dakika ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Rahatsız etmeyin çocukları. İyi. Ben bir çay götüreyim. İkramda kusur etmemiş oluruz. Aslına bakarsan ikimizin hayatları da birbirine çok benziyor. Ailelerimiz olmadan ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bunu ben başardım. Şimdi sıra sende. Evet. Ondan boşanacağım ve buna engel olamayacak. Avukat arkadaşlarım var. Ben de elimden gelen yardımı yaparım. Sağ ol. Bana çok yardımcı oldun zaten. Senin sayende hayatta iyi insanlar, iyi şeyler olduğuna tekrar inanmaya başladım. Sen benim kahramanımsın. Gerçekten söylüyorum. Ay, mantıyı beğendiniz mi? Evet. Ellerinize sağlık. Hayatımda yediğim en güzel mantıydı. Afiyet olsun. Her zaman bekleriz. Erdal'ın arkadaşı bizim de arkadaşımız sayılır. Sizin kadar içten arkadaşlar olduğu için Erdal bence çok şanslı. Sağ olun. Ay geldim. Pardon. Kocam arıyor. Sakın açma. Açmazsam sinirlenir. Eve gelmeye kalkar. Efendim, dışarıdayım, yemekteyim. Gelin. Vay abime bak be, vay abicim be. Aferin sana Erdal be, sonunda güzel bir kız bulmuşsun. Abicim, tebrik ediyorum seni be, güzel abicim benim. Arkadaşlar yanlış anladınız, o sadece benim arkadaşım. Erdalcığım, uzaktan hiç öyle anlaşılmıyor. Evet, birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Hele kız pek bir manalı bakıyordu. Öyle mi? Öyle tabii, bana bak. O Melike hiç gözüm tutmamıştı. Sevdim. Sakın kaçırma ha. O zaman ben kalkayım. Malum olarak nöbetçiyim. Borcum ne kadar? Borcun yok canım. Olur mu canım? Olur olur. Peki o zaman, çok teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar abiciğim. İyi akşamlar. Duraktakilere selam söyle abicim benim be. Hoşça kal. Aşıklara her zaman kapımız açık. Beni korkutamazsın. Bitti bu iş, bitti anla artık. Ne oldu? Boşanma davasından vazgeçeyim diye beni tehdit ediyor. Korkmuyorum, boşanacağım. Evet, artık ondan kurtulmanın zamanı geldi. Akşam bir şey olursa muhakkak beni ara, oldu mu? Unutma, artık gerçek bir arkadaşım var. Sağ ol Erdal, buna o kadar çok ihtiyacım var ki. Hadi gidelim, tamam. Selcan, burayı hatırladın mı? Hiç unutur muyum? İlk kez burada seni seviyorum demiştim. Ya, öyle. Çok utanmıştım, yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Utangaç sevgilim benim. Hayır, Selcan affedersin, özür dilerim. Önemli değil Kenan. Selcan, baksana.
Çocukluğumuz her şey ne kadar büyük gelirdi, şimdi sen ne kadar küçük. Aa, bir dakika, bir dakika. Sen salıncağı seversin, sallanmak ister misin? Evet ama ya bir gören olursa? Görsün ha. Çocukluğumuza geri döndük deriz. Hadi gel, gel. Otur şöyle, hadi bakalım. Uçuşa geçiyoruz Selcan Hanım. Uçuyoruz, evet. Hadi salla Kenan. Bulutlara, hadi Selcan Hanım. Uç bakalım. Yeter Kenan. Selcan, Selcan, Selcan hayatım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Selcan, Selcan. Bir şey mi oldu hayatım? Kenan. Her şey dönüyor. Başım çok tamam, dönüyor. Tamam tanem, tamam. Selcan, hayatım, aramızda ne olursa olsun sen benim için hala çok önemlisin. Bunu bil. Sen de öylesin Kenancığım. Getirin, getirin, getirin. Mutfak şu tarafta. Aman dikkat çocuklar, dilinizi sakatlamayın. Ay, Gizem Hanımcığım, senin ne işin var orada? Şuraya gitsene canım. Allah Allah, aman dikkat edin ha, kırılmasın. Tamam abla, merak etme. Düşürürsünüz, düşürürsünüz de. Aman dikkat, dikkat, dikkat. Nereye koyalım abla? Şuraya çocuğum, şuraya, şuraya, şuraya. Hayır, hayır. Böyle konulacak, böyle. Allah hadi, Allah, orada güzel durmaz. Bay Gizem Hanımcığım, siz şöyle koyun. Ayşe Hanım, istesek de istemesek de bağlantı yeri orası, oraya konulacak. Tamam evladım, oraya. Hadi. Ay, 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 dur Ayşe abla. Ay, pardon Ayşe ablam benim. Onlar ne? Pencerelerin bir kısmı Ayşe abla. Canım benim, ver ver. Şunları ay, şimdilik şöyle koyayım. Sen sonra güzel güzel dizersin. Olur. Evet. Ay Ayşe Hanım, oraya olur mu? Başlarına düşer sonra, Allah korusun. Ay niye düşsün canım? Ay. Çocuk mu bunlar? Ya Ayşe ablacığım, bunlar sonraki işler, sen götür. Ay, biz önce büyük işleri halledelim. Evet. Evet hadi. Aman dikkat et Mehmetciğim yavrum, çarpmayalım sakın ha. Aa babacığım, ne yapıyorsunuz, bırakın. Aa ben taşırım. Sağ ol evladım. Bu ne böyle ayol? Anne, televizyon dolabı görmüyor musun? Allah Allah, biz de görüyoruz televizyon dolabı olduğunu da, bu nasıl dolap böyle? Pardon da Ayşe Hanım, nesi varmış dolabın? Ay pek bir şekilsiz hayatım. Ay bunun başka böyle oymalısı falan yok muydu Nuray? Şey, Celal de ben de böyle sade eşyaları seviyoruz da ondan Ayşe ablacığım. İyi de bu pek bir düz hayatım. Neyse artık, değiştirmek de olmaz, almışsınız bir kere. Yorumları sonra yaptınız Ayşe Hanım. Çocukların kolu koptu. Evet anne. İyi, hadi geçin, geçin, geçin. Celal, köşede bir yer var oğlum, oraya koyun. Ay bu kadın da her şeye karışıyor. Ağzından kötü bir laf çıkacak. Sanki annem ben değil de o. Uf, anne ne olur yapma Allah aşkına. Bilmiyor musun Ayşe abi? Ne dediğini bilmiyor işte, boş ver. Günaydın evlat, günaydın. Günaydın Ramazan abi. Herkese günaydın. Vay 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 vay. Orta Doğu'nun ve Balkanların en çapkın şahsiyeti uyanmış, nurlara boyanmış. Günaydın. Bah, bah, bah. Şu duruşa, asalete bak. Alem delikanlı görsün. Hayrola ne oluyor? Ben anlatayım ne olduğunu. Kuşlar dün akşam bize neyi fısıldadılar biliyor musun? Sen Çiğdem'le beraber akşam çiçek kafede mantı yemişsin. Bize öyle söylediler. Sizin çapkın flört ediyor dediler. Anlaşıldı. Arkadaşlar dün Ayşe ablaya da söyledim. Öyle bir şey yok. O yemek sadece dostane bir yemekti. Anlaşıldı mı? Bu kadar. Flört de edebilirsin oğlum. Bunu saklayacak bir şey yok. Tabii canım. Bekar adamsın. Elbette hayatında birileri olacak. Abicim tabii ki olacak ama yani olduğu zaman ilk önce bunu size söylerim. Ama yok. Olamaz da. Ya kızı beğenmedin mi? Yo, Ayşe'nin söylediğine göre gayet güzel, cana yakın bir kızmış. Evet, güzel, hoş, zarif bir genç bayan ama olamaz çünkü abi, çünkü onda, çünkü... Çünkü ne? Şey, yani benim aşk konularında ne kadar başarısız ve şanssız bir adam olduğumu biliyorsunuz. Şu anda Çiğdem'le de arkadaşım ve arkadaş olarak kalmak istiyorum. O kadar. Çünkü. Biz de yedik. Çünkü. Afiyet olsun. Çünkü. Tamam, o sıkıştırmayın çocuğu. Alo, çiçek taksi buyurun. Bana mı? Merhaba Ekrem'ciğim, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim Ramazan'cığım. Bir sponsorla görüşmemiz var da taksi rica edecektim. Ay Ekrem Bey, bir an önce taksi çağırın da çıkalım. Geç kalacağız. Ben ne yapıyorum kızım? Bekliyorum Ramazan'cığım. Tamam Ekrem'ciğim. 5 dakikaya kadar orada olur, merak etme. Kazım, Ekrem Bey araba lazımmış. Tamam abi. Yalnız onları bıraktıktan sonra Kenanların mahkemesine gideceğim, haberin olsun. Aa, hiç gerek yok pandacığım. Niye? Neden dersen? Bence onlar %100 barışmışlardır. Lokantadayken çok mutlu görünüyorlar. Aman aman öyle olsunlar. İnşallah, inşallah.
Erdal Ağam, sen kimden telefon bekliyorsun? Çiğdem'den. Abi rica ederim, nereden çıkartıyorsunuz? Yok öyle bir şey. Ramazan abi biraz önce beni çağırdı zannettim. Kim? Ramazan abi. Ne yaptı? Seni çağırdı. Evet. Erdal'cığım öyle bir şey yok. Ne bu telefon beklemeler, gayipten sesler duymalar, çünkü mümkün. Erdal'cığım, bu hastalık sana tamamıyla bulaşmış durumda. Üzgünüm ama sen aşıksın. 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 Sen aşıksın arkadaş. Kenan? Ha, şey. Ne oldu Selcan? Biz ne yaptık böyle Kenan? Ne yaptık böyle? Ha? Ne yaptık Selcan? Ne oldu ki? Saat kaç olmuş Kenan? Mahkemeye geç kaldık. Eyvah! Kalkmamız lazım değil mi? Evet. Ay Allah, ay Allah. Selcan ne olur gitmeyelim de. Boşanmaktan vazgeçtim de. Kenan. Efendim Selcan? Bu gömleğini ütülemeyi unutmuşum. Mavi gömleğini giysen olur mu? Olur. Olur giyerim. Tamam. Takımımı da alayım da bari. Al Kenan. Sağ ol. Sağ ol Selcan. Ne olur Kenan, bir adım at. Her şeyi unutalım de. Yeniden başlayalım de. Selcan! Efendim Kenan? Şey, özür dilerim. Bir kemerimi soracaktım ama buldum. Sağ ol. Ha. Sağ Kalk kalk, bülbüller ötüyor. Üsküdar'da sabah oldu. Oğlum Erdal, eve gitsene, buralarda uyuma evladım. Gideceğim abi, biraz toparlanayım. Ya bu halde trafiğe çıkmak saçma olur. Ah Minel aşk, sen böyle büyük bir şeysin işte. Abicim ne alakası var ya? Geceliğin nöbetçiydim, şimdi uykusun. Bu kadar basit. Ha, biz seni rahatsız etmeyelim. Sen uyu tekrar hadi. Alo Çiçek Taksi, buyurun. Bana mı? Evet, sana gel. Geldim abi. Kimmiş? Çiğdem. Alo Çiğdem. Merhaba. Merhaba. Rahatsız ettim yine, kusura bakma. Saatimi bulamadım da acaba arabanda düşürmüş olabilir miyim? Sanmıyorum ama bakarım. Çiğdem, sesin çok kötü geliyor. Ne oldu? Her zamanki şey işte. Yine kavga ettik. Çiğdem, ne oldu söylesene. Kusura bakma. Kendimi tutamadım. Sinirlerim çok bozuk da. Tamam tamam. Sana uğrarım, konuşuruz. Hayır hayır, hiç gerek yok. Ben iyiyim. Seni de rahatsız ettim, kusura bakma. Görüşürüz. Ramazan abi, ben çıkıyorum. Tamam. Abuzer, görüyorsun değil mi? Çiğdem'in sesini duyunca nasıl ayıldı bizim Valentino? Ayılmaz mı? İnsan açılır ama ben Sinem'in adını duysam açılayım. Mesela Sinem de. Sinem. Allah! Çok açıldım, boğulayım. Ah be ağam be, ah! Ya şu sınavları bitse de görüşsek diyeyim. Tamam Abuzer, abartma. Burada Sinem değil, Çiğdem'in sesiyle ilgileniyoruz. Abicim siz neyle ilgilenmek istiyorsanız onunla ilgilenin. Ben gidiyorum. Aa, Pakistan Hanımcığım, senin ne işin var burada? Ayşe hayatım Hanım! Hayatım kızcığı yatak giyiyor canım. Gel, 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 gel çocuğum. Aman, aman, aman. Dikkat edin ha. Aa, onun ne işi varmış canım orada? Allah! Ay, kaçtın! Sen de gidiyorsun canım oradan. Aa! Sen ne oldu? Anne, anne bak, ay, iyi ki bir yardıma geldin. Ha bir de milletin başına hiç çıkartıyorsun ya. Biliyorsun canım, sus sen. Bu kadar çok insan olursa etrafta, tabii ki çocukların da elleri ayaklarına dolaşır. Onun için biz gidelim partisi. İyi de daha iş bitmedi ki Cevat. Ufak tefek bir iki iş kaldı. Onları da çocuklar halleder. Hadi, hadi biz gidelim. Evet, evet anneciğim, evet. Siz gidin. Siz çok yoruldunuz. Siz bilirsiniz. Ayşe Hanım, siz kalıyor musunuz? Ayşe abla da mahkemeye gidecek birazdan, öyle demişti. Değil mi Ayşe ablacığım? Ay evet evet, çocuklarım mahkemesi gel, gel ablacığım, var. Gel ablam benim ya. Çok yoruldun sen, ay, gel. Ay canım. Ay sen de al al al, bak masana canım, yerleştir şunu. Tamam abla, yerleştiriyorum. Asıl her şey. Madem öyle, biz de evimize gidelim bir an evvel Cevat. Geç babacığım, geç.
Anneciğim, anneciğim Allah tutunuz altın esin, Allah razı olsun sizden. Ne demek oğlum, siz bizim evladımızsınız, tabii yapacağız. Ay sağ olun. Gidiyoruz, bir şeye ihtiyacınız olursa hemen bize haber verin. Tamam. Hadi size kolay gelsin. Güle güle babacığım, babam baba. Ya, babam, hoşça babam kalın ya. Hoşça kalın Ayşe Hanım. Aman güle güle, güle güle. Ay, ay, ay kaburgalarım kırıldı vallahi. Aa, ciğer babam diyor. Ya. Niye? Amma abartıyorsun. Kolay gelsin. Aa, hoş geldin Kazım abiciğim. Abiciğim geçsene içeri. Ya, girmeyeyim Celal. Ayşe ablanı almaya geldim. Biliyorsun çocukların mahkemesi var. Ay, tamam tamam. Çantamı alayım geliyorum. Vallahi baba bilsen bugün neler oldu. Az kalsın 3. Dünya Savaşı çıkıyordu. O niye? Annemle birbirlerine girdiler bugün. Şş geliyor. Hadi ben hazırım Kazım. Gidebiliriz. Baba ben kalıp yardım ediyorum. Tamam oğlum. Abi inşallah hayırlı haberlerle gelirsiniz. İnşallah Celal. Ay vallahi şuraya yazıyorum barışacaklar. Ay inşallah. Anne sen şimdi oraya da karıştırırsın. Aa, sus bakayım terbiyesiz. O ne biçim laf öyle? Ayşe. Ay, tamam tamam. Hadi hoşça kal canım. Hadi hoşça kal. Güle güle, güle Ayşe ablacığım. Görüşürüz. Sağ ol. İnşallah. Güle güle abiciğim. Gelme dedin ama pek içime sinmedi. Bir uğrayayım dedim. Sağ ol. Biliyorsun bu aralar biraz sinirlerim bozuk. Bir an kendimi tutamadım. Ha bu arada saatimi de buldum. Seni de boş yere rahatsız ettim. Kusura bakma. Rahatsız falan olmadım. Ya, istersen böyle kapı ağzında konuşmayalım ha? İçeri davet etmek isterdim ama... Yo yo öyle demek istemedim. Sadece bugün izinliyim de biraz dolaşırız diye düşündüm. Şey ben dışarı çıkamam. Neden? Olamaz. Ne oldu sana böyle? O yaptı değil mi? Evet. Boşanamazsın dedi. Bağırdı, çağırdı. Sonra da... Tamam, tamam. Sakin ol. Çiğdem keşke beni arasaydın. Senin de başını belaya sokmak istemedim. Ya kahretsin. O hayvanın gücü sadece kadınlara yetiyor değil mi? Ne pahasına olursa olsun ondan kurtulacağım. İstersen sen şimdi git. Belki bir gören olur. Yanlış anlaşılır. Biliyorsun ben hala evliyim. Haklısın, haklısın. Ben sana ev adresimi yazayım. Eğer durakta yoksan buradayımdır, tamam mı? Teşekkür ederim. Böyle gelebilirsin. Merak etme yalnız değilsin. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum Erdal. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Harika. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet Selcan. Geldik. Geldik. Selcan şu an buradayız ama bunun bir inat yüzünden olmadığını bilmeni istiyorum. Hı hı. Yani avukatlık benim yapıma çok ters Selcan. Sürekli suçlularla birlikte olmak, sürekli olumsuz şeyler yaşamak istemiyorum ben. Ama Kenan biz masum insanlara da yardım ediyoruz. Bu işin bir de böyle güzel bir tarafı var. Biliyorum Selcan, biliyorum. Ama ben dosyalar arasında boğulmak, adliyeyle büro arasında gidip gelmek istemiyorum. Ben özgür olmalıyım. Anlıyorum Kenan ama sen de beni anlamaya çalış. Bu işi inat için yapmıyorum. Ben mesleğimi çok seviyorum. Anlıyorum Selcan, anlıyorum. Yine başladığımız yere döndük. Bizim için bir orta yol yok gibi görünüyor Kenan. Ne yapacağız peki? Bizim için doğru olan şeyi yapacağımıza inanıyorum. Hem Selcan ne olursa olsun benim için çok önemlisin ve çok değerlisin bunu. Sen de benim için değerlisin. Gidelim mi? Yavaş 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 gözünüzü seveyim yavaş abi yavaş yavaş yavaş. Abi ne yapıyorsun öyle bırakılır mı? Aa parkeleri çizdin dünyanın parasını verdim ben onlara. Abi Celal çok ayıp. E ama yalan mı abişim? Tamam değil başka bir şey kalmadı değil tamam mi? Abi başka bir şey kalmadı. Oh. Her şeyi taşıdık. Tamam ha. Ellerinize sağlık. Oh, yorduk oh. Sizi ellerinize sağlık. Rica ederiz güle güle oturun. Sağ olun iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Celal para para. Ha para. E söylesenize kardeşim ben ne bileyim. Abi ambele. Doğru haklısın haklısın gel kardeşim gel. Buyurun paranız. Sağ ol abi, iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler, güle güle harcayın. Sağ ol.
Mavişim, mavişim, mavişim. Burası bizim evimiz, düşünebiliyor musun? Senin bu kadar güzel evin oldu mu hayatta? Olmadı. Canım. Ay aşkım, ben çok acıktım. Tamam, yiyelim bir şeyler. Tamam, yiyelim, sonra yerleştirelim. Tamam, tamam, nasıl istersen. Ama Celal, peynir ekmek yiyeceğiz. Olsun hayatım, ben seninle kuru ekmek olsun yerim. Ay, canım benim. Canım yorgunluğunu alır. Sağ ol canım. Ay yeter ama Cevat, yani geldiğimizden beri bir kere bile yüzün gülmedi. Ne yapayım Pakize? İçimden gelmiyor. Ha bak bak, bak kahveyi tabağa dökmüşsün. Nuray'ım olsaydı damlasını bile dökmezdi. Ah, canım kızım benim. Şimdi kim bilir ne yapıyor? Şey, Salim Beylere gidelim mi, ne dersin? Değişiklik olur bizim için. Aman aman, kalsın, kalsın. Şimdi sorar da sorar. Niye ayrı eve çıktılar? Geçinemediniz mi? Aman Pakize, gitmeyelim daha iyi. Peki, sen bilirsin. Aha bak, bak suyu da getirmemişsin. Nuray'ım olsaydı kahvemi susuz getirmezdi. Hemen getireyim canım. Aa, Nuray'ın sevdiği dizi başladı. Nuray! Nuray! Bak kızım, senin sevdiğin dizi başladı. Gel çabuk. Nerede kaldın Nuray? Hala evin içinde zannediyorum. Taşındıklarına bir türlü alıştıramadım kendimi. Bak canım, çok zor biliyorum ama alışmak zorundayız. Onun yeri kocasının yanı. O çok mutlu biliyorsun. Biliyorum. Ama baba yüreği işte. Buraya anlatamıyorum. Geldim. Merhaba Erdal. Ceylan. Girebilir miyim? Tabii, gelsene. Ne oldu Ceylan? Kocam aradı. İki gün sonra mahkememiz var. Ağzına geleni söyledi. Mahkemeden vazgeçmezsen seni öldürürüm dedi. Ben de çok korktum, evden kaçtım. Senden başka gidecek kimsem yoktu. İyi yapmışsın. Sanki her an peşimdeymiş gibi hissediyorum. Korkma. Benim yanımdayken kimse sana bir şey yapamaz, tamam mı? İyi ki sen varsın Erdal. Sen olmasan ben ne yapardım? Merak etme. Birlikte bu işe bir çözüm yolu bulacağız. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Hadi otur. Çiğdem aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Hayır, istemem. Yanımda ol yeter. Şu an sadece senin dostluğuna ihtiyacım var. Hepsinin yüzünden Ayşe, Celal'lere gitmeseydin buraya da vaktinde yetişirdin. Her yere yetişmesen olmaz sanki ha. Ne diyorsun canım sen Allah? Bir sus, bir sus, 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 sus. Ya adledeyiz, yapmayın böyle. Birbirinizi pançaklamaya hiç gerek yok, panda ailesi. Zaten mahkemede görülecek bir şey yok. Çünkü şu kapıdan nasıl çıkacaklar biliyor musunuz? El ele ve barışmış olarak. Ha, plan işe yaradı diyorsun yani. Ha, yaramaz mı? İşin içinde ben varım çünkü. Bir görecektiniz. Sabaha kadar kumrular gibi dans ettiler. Yok ya. Hoş ben göremedim, beni dışarı attılar ama sanki yeni tanışmış gibilerdi. Ay inşallah, inşallah. Dün gece onlar için yeni bir başlangıç olmuştu. Dua ettik dua. Davalı Aziz İnce. Demedim mi, demedim. Bak sarmaş dolaş çıktılar. Kesin boşanmamışlar. Boşanmışı böyle mi olur abi? Evet evet, hiç boşanmışa benzemiyorlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Aferin, size hep böyle geleyim. Ah canım, canım, canım. Gördüğüm kadarıyla doğru kararı vermişsiniz ha kanki. Evet arkadaşlar, biz bizim için en doğru olan kararı verdik. İşte kendinizi boş yere üzdünüz. Birbirinizi seviyorsunuz. Boşanmayacağınız belliydi be. Şey, biz boşanmayacağız abi. Ne? Nasıl ya? Hadi oradan be! Saçma sapan kankimin karısı! Ya siz bizle dalga mı geçiyorsunuz? Bunlar şaka, şaka yapıyor. Şaka, şaka. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. Biz gerçekten boşandık. Ay kötü oluyorum ben. Birbirimizi daha fazla üzmemeye karar verdik. Ama sonuçta bu evlilik bitti. Evet.